Ve Türkiye'yi sarsacak o özel röportaj. Bağdat'la Ankara arasında yükselen tansiyon düşüyor mu? Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'nin Türkiye'ye sığınması, ardından da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kerkük ziyaretiyle yaşanan gerginliğin sonrasında Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ilk kez A Haber'e konuştu. Maliki, Türkiye'nin Kuzey Irak ve doğrudan temas kurmasının yanlış olduğunu savundu. Davutoğlu'nun Kerkük ziyaretini sorgulama haklarının olduğunu öne süren Maliki, Kuzey Irak'ın müstakil bir devlet olmadığını belirtti. İşte Maliki'den A Haber'e özel açıklama. Kuzey Irak yönetimiyle petrol alışverişi yapılıyor, petrol boru hatları açılıyor, sınır açılıyor, giriş çıkış serbest hale getiriliyor. Anlaşmalar yapılıyor. Özerk yönetim bizim özerk yönetimimiz. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin refahının ve ekonomisinin gelişmesinden herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak bütün bu ilişkilerin merkezi yönetim üzerinden gelişmesi gerekiyor. Bu bütün ülkeler için geçerli. Tıpkı Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve İran'ın bizim merkezi yönetimlerini bypass ederek doğrudan bir etnik unsurla ilişkiye geçmemizi kabul etmeyecekleri gibi. Biz ilişkilerin böyle kötü noktalara gelmesini arzulamıyoruz. Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini umuyoruz. Yeni Irak, Saddam yönetiminin Irak'ına benzemez. Biz bütün herkesle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Biz hiçbir eksenin veya paktın parçası değiliz. Hiçbir fark gözetmeden tüm taraflarla iyi ilişkiler kurmak isteriz. Biz bütün ülkelerle olan ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile, Suudi Arabistan'la, Suriye ile olan karşılıklı ticaret hacmi artmaya devam edecek. Biz Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretiyle ilgili bir araştırma komisyonu kurduk. Dediğine göre Davutoğlu vize almış. Herkes vize alabilir. Ahmet kardeşimin Kerkük'ü ziyaret etmesi gündemde olan bir şey değildi. Kerkük, Irak içerisinde hassas bir bölge ve biz onu herkesin müdahalesine açmak istediğimiz bir konu değil. Fakat Kerkük ziyaretiyle şok olduk. Ben şahsen bu konudan haberdar değildim. Davutoğlu'nun ziyaretinden Kerkük valisinin bana yolladığı bir mesajla haberdar oldum. Ne vali, ne Irak Dışişleri Bakanı, ne de ben bu ziyaretten haberdar edildik. Sadece Davutoğlu'nun ziyaretiyle ilgili değil, aynı zamanda Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle ilgili olarak da Türkiye'nin buraya merkezi yönetimin haberi olmadan neden bu kadar kolaylıklar sağladığını sorgulamak hakkımız. Bu yüzden biz konuyla ilgili A'dan Z'ye bir soruşturma başlattık ve Türkiye'nin böylesine hassas bir konuyla ilgili olarak böylesine açık olmayan bir tavır sergilediğini araştırmak için komisyonu kurduk. Sorunu oluşturan bu ziyaret değildi. Bu ziyaretten daha önce iki ülke arasında meydana gelen sorunlara yeni bir sorun daha eklendi. Ben Türkiye'nin Irak'la olan ilişkilerini iki devlet arasındaki ilişkiler olarak görmesi gerektiğini söyledim. Federal yönetim demek, ülke içerisindeki eyaletlerin biriyle doğrudan ilişkiye girilebilir anlamına gelmez. Bu bölgeden gelen petrolün doğrudan kendi toprağına girmesine izin vermesi, bölgesel yönetimle kendisi arasında bir petrol boru hattı kurulmasına izin vermesi sadece bizi rahatsız etmedi, aynı zamanda kaygıya da sevk etti. Bölgesel yönetimle Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar nedir? Irak tarafında ne oluyor? Türkiye tarafında ne oluyor? Bu olan bitenin Suriye'ye olan etkisi nedir? Bunlar doğal olarak bizi endişelendiriyor. Bunlar bütün teamüllere aykırı ve bizim için endişe kaynağı. Türkiye, Irak'la olan ekonomik ilişkilerini geliştirebilir. Kürt bölgesiyle ilişkiler kurabilir. Ancak merkezi yönetimin onayı olması şartıyla. Türkiye, Interpol tarafından aranan bir şahsa kucak açıyor. Bu sadece Irak'ın bir meselesi değil. Irak, Interpol'e durumu bildirdiğinde onlar da kırmızı bültenle Haşimi'yi aramaya başladılar. Türkiye sadece ona ikamet sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda siyasi faaliyet yapma ve açıklamalarda bulunma imkanı da tanıyor. Şu anda milliyetçi devletler demode oldu. Eskiden Araplara ait tek bir devletten bahsediliyordu. Artık bahsedilmiyor. Tüm Türkiye'nin tek bir devlete sahip olması gerektiğinden bahsediliyordu. Artık bahsedilmiyor. Biz şimdi ulus devletler içerisindeyiz ve vatandaşlık statüsünü ön plana alıyoruz. Bu tür ulus devletler kendi etnik unsurları arasında dengeli ilişkiler kuran başka ulus devletlerle iyi ilişki kurabilir. O yüzden bizim halklarımızın arzu ve isteklerine duyarlı olmamız gerekir. Taleplerini karşılamamız gerekir. İnsanlar savaşlardan ve sorunlardan bıktı. Yaşamak istiyorlar. Ortak yaşam sayesinde çıkarlarımızı gerçekleştirebiliriz.
Türkiye Irak'tan, Irak Türkiye'den yararlanabilir. Siyasilerin şunu anlaması gerekir. Artık dünya coğrafya temeli üzerinde değişmiyor. Bu yüzden karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar esnasında ilişkiler kurmak gerekir. Bu unsurlar iki halk arasında mevcut. Tarihsel ilişkilerimize uygun bir çerçeve çizelim. Hatta siyasiler bile bu çerçevenin dışına çıkmasınlar. Halkın iradesi belirleyici olsun. Ne Maliki Türkiye ile olan ilişkilerine halel getirecek bir davranışta bulunabilsin, ne de Türk yetkililer Irak'la olan ilişkilerini bozsun. لذلك علينا أن نستجيب لرغبات شوارعنا. والله أعتقد ضمن رسالتي واضحة. Türkiye ile sorunlarımızın çözülmesi ve ilişkilerimizin düzelmesi için elimizi uzatıyoruz. Oturalım, konuşalım, diyalog kuralım. İnanıyorum ki aramızda çok ortak nokta bulacağız.